Sultanım, geldiler. Sultanım. Acem Şehzadesi Elkas Mirza, Zevcem Mirmah Sultan. Sultanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük sultanım. Sizin ve paşamızın bu daveti beni ziyadesiyle memnun etti. Lütfen şükranlarımı kabul buyurun. Biz de sizi sarayımızda ağırlamaktan son derece memnunuz. Sofraya geçelim mi? Arzu ederseniz evvela Can Padişah Sultan Süleyman Han'ın kerimeleri Mirmah Sultan'a bir hediye takdim etmek isterim. Elbette. Size layık değil fakat kabul buyurursanız şeref duyarım. Bu ne hoş bir hediye. Defne. Size ve Paşa Hazretlerine ömür boyu uğur ve saadet getirsin. Amin. Oturalım mı artık? Beski der cani fegar, o çeşmi bidarem toyi. Her ki peyda müşevvet ezdur, pindarem toyi. Yaralı gönlümdeki hep sen. Uyanık gözümdeki sen. Uzaktan kim gelse sanırım ben, sen. Doğru sultan. Hemen akabinde meclistekilerden biri sual eder. Peki ya görünen bir eşek ise ne olacak? Abdurrahman el Cami şöyle bir bakar. Zannediyorum gene sen. Epey geç oldu. Konuşmamızı icap eden mühim meseleler var sultanım. Elbette. Gel. Paşa Hazretleri, Zal Mahmut Ağa geldi. Müsaadenizle hemen dönerim sultanım. Nedir bu kadar mühim olan? Rahatsız ettiğim için bağışlayın beni Paşa Hazretleri. Atmacayı Soğanağa Mahallesi'nde bir evde tutuyorlar. Şehzade Mustafa ve Taşlıcalı Yahya birkaç defa ziyaret etti. Şehzademizin yanında bulunan Yavuz'u takip aldık. Fakat bizimkilerini atlatmayı başardı. Evi takibe devam edin. Mutlaka irtibat kuracaklardır. O vakit bineceğiz tepelerine. Emredersiniz. Hediyeniz için çok teşekkür ederim. Oldukça kıymetli. Defne'yi de çok severim. En sevdiğim çiçektir. Biliyorum sultanım. O yüzden vermek istedim size. Nereden bilebilirsiniz ki? Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Zannediyorum siz şu herkesin bahsettiği Acem Şahzadesi olmalısınız. Ta kendisiyim sultanım. İstanbul'u nasıl buldunuz? Acem diyarında var mı böyle bir şehir? Çok fazla temaşa edemedim. Ancak gelirken gördüklerim kâfi. İstanbul muazzam bir şehir. Daha buradasınız. Temaşaya vakit olur. Size bir rehber bulabilirim. Lütfedersiniz sultanım. Akşama Mihrimah Sultan'ın sarayına davetlisiniz diye işittim. Eminim kendisine güzel bir hediye seçmişsinizdir. Zira böyle şeylere pek ehemmiyet verir.
bahçede hiç defne ağacı yok. Ne yazık. Mihrimah ne kadar çok sever. Bu kadar kudretli bir sultan hakkında birkaç bir şey duymam zor olmasa gerek. Bu kudretin kaynağının yüce padişah olduğunu sanıyordum. Fakat şimdi görüyorum ki asıl kudretinizi güzelliğinizden alıyorsunuz. Hayırlı geceler. Size de sultanım. Sultanım. Validem içeride mi? Has odaya gitmişlerdi sultanım. Birazdan gelirler. İyi, ben içeride beklerim. Sultanım, bunu size vermemi söylediler. Hatun dursana. Kim gönderdi bunu? Bugün ayağınızı sürdüğünüz yollarda yürüdüm. Kokladığınız gülleri kokladım. O güller ki asaletiniz karşısında acizdiler. Zaten kim aşık atabilir ki o eşsiz güzelliğinizle? Güneş utanmıyor mu sizi görünce? Ay saklanmıyor mu bulutların arasına? Sizi bir kez gördüm ya, artık iflah olma. Yüreğime düşen kor, dudaklarınızın kızıllığında. Kaderim defne yaprağından farksız. Onun gibi defalarca yanmak, defalarca küllerimden doğmak düştü payıma. Mihrimah. Ne yapıyorsun orada? Ateş sönmek üzereydi de. Sana mı kaldı o işler? Neden cariyeleri çağırmadın? Önemli bir şey değil. Sizi beklerken öyle oyalanmak istedim. Neden bekliyorsun beni? Rüstem Hurican meselesinden bahsetti. Bana ne vakit söylemeyi düşünüyordunuz? Ne kadar az insan bilirse o kadar çabuk hallederim diye düşündüm. Ateş Badi'ye çoktan sarmış validem. Siz müdahale ettikçe onlar birbirlerine daha çok sarılacaklar. Bırakın bunu ben halledeyim. İhtiyacım olursa Engin aşk tecrübelerinden faydalanırım. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptım? İnanın hiç bilmiyorum. Kendimi ziyadesiyle kötü hissediyorum. Böyle bir şey duyulursa herkes size bu cesareti benim verdiğimi düşünecek. Felaket olur. İkimizin de başı derde girer. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Emaşa, benim dünyalar güzeli kızım nasılsın? Mihrimah nerede? Dairesindeler paşam. İstirahat ediyorlar. Bu vakitte ne istirahati, hasta mı? Halsiz olduklarını söylediler. Sultanımız müsait değiller paşam.
Sen ne yapıyorsun? Nasıl böyle destursuz odama girersin? Meşgul olduğumu sana söylemediler mi? Rahatsız olduğumu söylediler. Ben de merak ettim, görmek istedim. İyiyim ben. Uyuyacaktım birazdan. Hayırdır, gece vakti kime yazıyorsun? Bayezid'e. Epeydir haber alamayınca ondan ben de merak ettim. Zira şu Huri Cihan meselesi aklıma takıldı. O kadar da onu ikaz ettik. Her zamanki Bayezid işte. Başına buyruk. Nasıl böyle hareketler yapıyor bir türlü anlam veremiyorum. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptığımı inanın hiç bilmiyorum. Kime yazdın bunu? Sen ne akla benim eşyalarımı karıştırırsın? Sen bir de hesap mı soruyorsun? Kim bu Mihrim Ağa? Nereye gidiyor bu mektup? Söyle. Sandığın gibi değil. Aramızda bir şey yok. Zaten olması da mümkün değil. Bir şeyler yazmış. Ben de bir daha olmasını ikaz etmek istedim sadece. Hiçbir Allah'ın kulu buna cesaret edemez. Tabii o cesareti sen vermediysen. Rüstem, haddini aşma. Böyle bir şeyle beni nasıl itham edersin? Odamdan çık. Sen konuşmadan, kim olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Nerede? Neler yazmış görmek istiyorum. Rüstem. Rüstem bırak. Çoktan yaktın değil mi? Kim bu adam Mihrim Ağa? Elkas mı? Sokullu mu kim? Mihrim Ağa. Kimse kim. Ne cevap yazdığımı gördün işte. Ortada bir şey yok. Kim olduğunu saklayıp onu koruduğuna göre ortada bir şey var demektir. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Zerre kadar umurumda değil. Şimdi odamdan çık, bir daha da gelme. Bazı geceler buraya gelirken başka hanelere bakıyorum. Kafeslerin arkasından ışıklar sızıyor. Çocukların, kadınların, erkeklerin sesleri taşıyor. Sonra gözlerimi kapatıp bizim de onlar gibi olduğumuzu hayal ediyorum. Tevazi, evime geliyorum. Yemek yapmışsın. Evlatlarımızla sofraya oturuyoruz. Yine sen ve beniz. Lakin başka şekilde, başka bir hayatta. Senin beni sevdiğin bir hayatta.
Ben Mihrimah. Ayın ve güneşin sultanı Mihrimah. Sultan Süleyman'ın göz bebeği. Hürrem Sultan'ın kalbinin bir parçası. Sarayın, İstanbul'un ve dahi cihanın gördüğü, göreceği en güzel sultan. Dünyanın en kıymetli mücevherleri, en nadide kumaşları, bütün zenginlik benim ayaklarımın altındadır. Yediğim altın tasta, içtiğim billur kasede sunulur. Bütün kadınlar hayatımı, asaletimi, erkekler saçımın bir teline canlarını verir. Oysa kimse bilmiyor hakikati. Gördükleri ben değilim. Günden güne soluyorum. Kalbim yavaşça ölüyor. Duyuyorum. Etrafımda kıyametler kokuyor. Koca bir savaşın ortasında bir başımayım. Kelleler gidiyor önümde. Hayatlar bitiyor. Yeminler ediliyor. Ve bozuluyor. Hayat bütün acıları ve debdebesiyle etrafımda akıyor. İçimde fırtınaların en büyüğü kopuyor da dudaklarımdan tek bir kelime dökülmüyor. Kimse bana kalbimi sormuyor. Bütün kadınlar gibi benim de kalbim sırlarla dolu. Ve her sırrın kaderinde bir gün ortaya çıkmak vardır. Sırlar ortaya döküleceği, yüzlere haykırılacağı, bildiğimiz bütün gerçekleri unutturup kendimizden, sevdiklerimizden şüpheyi düşüreceği günü bekler. Ve bazen tek bir sır bütün gerçekleri ve hayatın aktığı yatağı değiştirir. Lokman Ağam, hünkârımızla şehzademiz Bayezid'in arası Mustafa Ağa'dan mektup var. Hünkârımız has bahçede şimdi. Sen ver bana mektubu, ben iletirim kendisine. Mümkünatı yok ağam. Başım pahasına yemin ettim. Hünkârımıza kendim teslim edeceğim. Gel. Sultanım. Mihrimah Sultanımız geldi az evvel. Rüstem Paşa'nın odasına gittiler. Ne var bunda? Hali bir tuhaftı sultanım. Çok düşündüm Rüstem. Artık bunu daha fazla içimde taşıyamayacağım. Bu yük çok ağır. İnsan dünyaya bir kere geliyor. Maksadı mutlu olmak.
Öyle hiçbir şey olmamış, her şey yolundaymış gibi devam ederek sana da haksızlık yapıyorum. Ne demek bu? Ne söylemek istiyorsun? Ben kararımı verdim. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Badem, ben bir karar verdim. Ve bu karar bizi olduğu kadar sizi de alakadar ediyor. Zira bu evliliğin mimarı sizsiniz. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ne dedin? İşittiniz validen. Ben Rüstem'den boşanmaya karar verdim. Ve bu kararımdan asla dönmeyeceğim.